Merhaba arkadaşlar. Sözcük türlerinden devam ediyoruz. Edat, bağlaç ünlemi işleyeceğiz bugün. Edat, tek başına bir anlamı olmayan cümle içinde sözcükler veya söz öbekleri arasında çeşitli anlam ilgisi kuran ve cümleye değişik anlamlar katan sözcüklerdir. Başlıca edatlar şunlardır gibi sanki göre kadar için ile yalnız ancak sadece tek bir üzere den, denli değil e doğru e karşı e karşın e rağmen e değil edek, den dolayı den başka. Et gibi edatına bakalım. Dev bir Testere gibi sıra dağlar. Bu da benzerlik e, anlamı katmış gibi Edat'ımız. Arabadan indiği gibi koştu. Tezlik anlamı katmış. Sami ile yedi gibi bulaşacak, buluşacaktık. Yaklaşık civarında anlamı katmış diyoruz. Sanki'ye bakalım. Sanki bir hayaletti bulutlar. Benzerlik anlamı katmış. Sanki bizimle gelecekti inanmama göre edatına bakalım bana göre sen haksızsın görecelik katmış burası İzmir'e göre daha güzel karşılaşma anlamı katmış Bu arada arkadaşlar edatın diğer adı ilgeçtir unutmayalım kadar edatına bakalım yarına kadar ödevimi bitirmeliyim zaman süre anlamı katmış ne kadar çocuktun sen benzerlik anlamı katmış. İçine edatına bakalım. Biraz dinlenmek için eve gitti. Amaç anlamı var. Onun için çok çalışkan diyorlar. Hakkında anlamı katmış. Üzere edatı akşama gelmek üzere gidebilirsin. Şart anlamı katmış. Ders çalışmak üzere yurda gitmiş. Amaç anlamı katmış. Doğru. İhtiyar şu tarafa doğru gitti. Yön anlamı katmış. Sabaha doğru yağmur başladı. Zaman anlamı katmıştır diyoruz. E karşı rüzgara karşı yürüyorduk. Yön anlamı katmış. Babam sabaha karşı gelecek. Zaman anlamı katmış. İle edatım var. Arkadaşlar burada önemli bir not. İle ve anlamına geliyorsa bağlaç ve anlamına gelmiyorsa ilgeçtir. Yani edattır. Yarın gemiyle gidecekler araç anlamı katmış. Tavanı fırçayla boyadı gereç anlamı katmış. Köyle yatan şaşı kalkar birlikte birlikte anlamı katmıştır. Yalnız edatına bakalım. Yine bir not yazınız. Yalnız sadece e, tek bir sade e, anlamına geliyorsa edattır. Ama fakat anlamına geliyorsa bağlaç olur. Örneklerimize bakalım. Ben bu dünyada yalnız seni sevdim. Sadece anlamı katmış edat. Yalnız benim için bak yeşil yeşil sadece anlamı katmış edatımız. Sen sadece beni dinle yalnız anlamı katmış edatımız diyoruz. Evet, ancak sadece olsa olsa en çok anlamlarında kullanıldığında edat olur. Yerine fakat getirilebiliyorsa bağlaç olur. Bu soruyu ancak öğretmen çözebilir. Sadece anlamında kullanıldığı için edattır. Bu eski ev ancak 15 milyar eder. Burada da edat olarak kullanılmıştır. Çok çalışmıştı ancak kazanamadı. Çok çalışmıştı fakat kazanamadı. Burada fakat anlamında kullandığımız için bağlaç olmuştur rağmen karşın denli değil dolayı edatlarımız var. Örneklerine bakalım. Servetine karşı mütevazı yaşardı. Tersine olarak anlamı var. Dönünceye değin buradan ayrılma zaman anlamı katmış. E sırada bağlaçlarım var. Bağlaç tek başına anlamı olmayan aynı görevdeki sözcükleri, söz öbeklerini veya anlamca birbiriyle ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklerdir. Ve bağlacım var. Eylül ve denizden vazgeçemiyordu isimleri birbirine bağlamıştır. Yarın akşam sen ve ben burada olmayacağız. Zamirleri birbirine bağlamıştır diyoruz. Et evet, ile bağlacım var. Annenle baban yarın mutlaka gelsin. Ne demiştik? Ve anlamına geliyorsa bağlaştır. Annen ve baban yarın mutlaka gelsin. Kardelen ve erguvanı çok kullanıyordu şiirlerinde yine bağlaç olarak kullanılmış. Veya ya ya da yahut veyahut benim bağlaçlarımdır. Örneklerimize bakalım. Roman veya şiir okuyunuz. "Mutlaka gelir" diyorsun ya gelmezse hem sus Hemen sus ya da dışarı çık. Evet, bunlar örneklerim. Arkadaşlar burada yazım yanlış yapılmış, siz yapmayın. Hatalı bir PDF sunumu maalesef bana denk gelmiş. Ama biz ne yapıyoruz? Karıştırmayacağız. Bağlaçlardan, edatlardan önce veya sonra noktalama işaret kullanılmaz. Güzel bir ev, yalnız şehre uzak. Parayı veririm, yalnız yarın getireceksin. Ancak. Ak Akşam size geldim ancak sen yoktun karşılık anlamında kullanılmış. Sahile git ancak çok kalma koşul anlamında kullanılmış. Ama bağlacına bakalım. Eski ama sağlam bir köşktü. Karşılık anlamı var. Fakat lakin ne var ki bağlaçlarına bakalım. Sinemaya gittim fakat film bitmişti. Ceketimi giyebilirsin fakat kirletme. D. da. Bağlaç olan D her zaman ayrı yazılır ve T, T şekli yoktur unutmayalım. İlacı içti de ağrısı biraz dindi. Neden? Sonuç anlamı katmış. Oramanı ben de okudum. Ben dahi okudum. Eşitlik gibilik anlamı katmış. Bile dahi bağlaçlarım. O şarkıyı dinlerken ben bile ağladım. Pikniğe öğretmenlerimiz dahi gelecek. Ki bağlacım var. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Cümleleri bağlamıştır. Lale ki baharda açan nadide bir çiçektir. Arkadaşlar bağlaç olan kimle gördüğünüz üzere ayrı yazılıyor. Bu arada bağlaç ve edatları ezberlemeniz gerek. Oysa, oysa ki halbuki bağlaçlarına bakalım. Oysa sanatçılar halkın içinde olmalıdır. Oysaki biz seni çok beklemiştik. Madem madem ki meğer meğer ki meğerse de benim bağnaşlarım. Örneklerimize bakalım. Madem küstün dargındın neden mendil salladın? Madem ki bana inanmıyorsun anneme sor. Öyleyse çünkü hatta yoksa ise bağlaşlarım. Dün babam geldi hatta sana selam söyledi. İyi giyin yoksa üşütürsün. Ne ne bağlacım var ne gelen var ne giden. Olumsuzluk anlamı. Ne lale ne gül Eylül'de Eylül yine olumsuzluk anlamı katmış. Bu arada ne ne bağlacında yüklem olumlu olur arkadaşlar. Çünkü ne ne olumsuzluk katar zaten. Hem hem gerek gerek ister ister olsun olsun ya ya bağlaçlarım var. Hem suçlu hem güçlü ister inan ister inanma ya burada bekle ya eve git. Bir bir bağlacım yeryüzünde bir sen bir ben varız. E sırada ünlem var son sözcük türü ünlem, sevinme, coşma, kızma, acıma, şaşma, korkma gibi duyguları anlatan seslenme, buyruk gibi durumları bildiren ya da doğan seslerini yansıtan sözcüklerdir. Örneklerimize bakalım. Vah vah dedi doktor. Of Allah'ım of. Ah o kadrini bilmediğim günler. Yolvarın adalar yare kavuşayım. Aman geç kalmayın. Ay ne güzel gibi örneklerimiz var. Evet burada notum var çok önemli. Ünlemler bazen cümle içinde değişik görevlerde kullanılabilir. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Ah demiştik az önce ünlem de ünlem bildiriyordu, bir duygu bildiriyordu. Fakat burada isimleşmiş. Amansız bir hastalığa yakalanmıştı. Nasıl bir hastalık? Amansız bir hastalık. Burada da sıfat görevinde kullanılmıştır diyoruz ve sözcük türlerini bitiriyoruz.